arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir yelek çalışmasıyla birlikteyiz daha önce e, berisini ve boyununu ördüğümüz e, waffle modelini sizlerden gelen istek üzerine önce yeleğini sonra ceketini de inşallah paylaşacağız şimdi yeleğini sizlerle birlikte örelim e, yeleğimizin ölçüsüne bakalım omuz kısmından ölçüyorum 32 buçuk santim yeleğimizin uzunluğu enine bakacak olursak hemen kol altından gövdemizi ölçelim 30 santimde ee, kol altından yeleğimizin eni yeleğimizi örmek için yukarıdan boyun kısmından başladık bu kollarımızda bu delikleri gördüğümüz yerin sağından ve solundan artışlarımızı yaparak robamızı tamamladık yeterli ölçüye gelince eğer yaşı büyük çocuklarımız için örecek isek ilk trabzanımızın sayısını fazla yaparak başlayalım. Buradan fazla başladığımız zaman hiçbir değişiklik olmadan istediğimiz ölçüye gelene kadar örelim. Tabii yaşı büyük çocuklarımız için birkaç sıra daha fazla trabzan örmemiz gerekmekte. Boylarını uzunluğunu hesaba katarak da. Evet en son kenarlarına bakınız modelimizi yaptıktan sonra kenarımızın hem alt kısmına ilik ve düğme yerimizi Kollarımızı ve boyun kenarımızı trabzan yaparak tamamladık, lastik görüntüsünü verdik ve bir iki tane süslemeli tavşan yaptık. Ve tavşanları yaptığımız zaman bir tanesini sizlerle birlikte çalıştık. Yalnız ikinci tavşanımızın yönünü ters çevirmemiz gerekmekte. Buradan gövde kısmına başlayacağımız zaman hemen kulak kısmından karşısından başlamıştık bu taraftan başlayarak geldiğimizde herhangi bir aksi durum olmadan örebilirsiniz aynısını örerseniz şu şekilde olur her ikisi de birbirine sırtını dönmüş olur. dilerseniz tabii ki bu şekilde de kullanabilirsiniz evet yakasına da bakalım yakasına da birer birer her bir trabzanımızın arasından aldım sadece artış yerimizden almadan Devam ettim. Şu şekilde artış yerlerimize girmedim. Bakın buraya. diğerlerin hepsine birer birer girerek tamamladık. Evet. Yeleğimizi örmek için hemen başlayalım. Kolay gelsin. Evet. Örgümüzü Nako'nun Lüks Minnoş Baby'si ile örüyoruz. %50 polyamid, %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. 100 gram ve 336 metre renk numarası ise 208 beyaz güzel bir ipimiz. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. İpimizi içinden alarak örmeye başlıyorum. İçinden aldığım zaman çok daha rahat boşalıyor. Tabii ki e, rahat eden arkadaşlarım dışından da devam edebilirler. Tercih meselesi. Nasıl arzu ederseniz içinden ucumuzu hemen bularak örmeye başlayalım. İpimizin ucunu alıyorum. Örmeye başlıyorum. düğümümü attım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim 10. zincirime ayracımı takıyorum bu 10 önümüzü oluşturacak bölüm kolum için örmeye başlıyorum kapatalım 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirde kolumuz için ördüm ve takıyorum kırmızıdan sonrası yeşil dahil kolumuz şimdi arkamız örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane zinciri de arkamız için ördüm ve 20. zincire ayıracımı taktım. Tekrar kolum için 12 zincirime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kolumuzu da ördüm. Hemen sarı ayracımı da 12'ye takıyorum. Ve devam ediyorum. 10 tane zinciri önüm için örüyorum. 2, 3, 4, ve 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi elimi tam 10. zincire tutuyorum. 2 zincir daha ilave ediyorum. 1 ve 2. 2 tane geri çekiliyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin üzerine gelerek batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Zincirim ve trabzanım 2 tane trabzanım oldu. 3 4 5 6 7 8 şöyle açalım ipimizi, doluyorum 9 ve 10 tam 10 tane trabzanımı ördüm sayalım 2 4 6 8 ve 10 10 10. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sarı ayıracımdan itibaren pembeye kadar kolum için ördüm. 12 zincirimi trabzan olarak örüyorum ve birincisinden başlıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İşaretlerimizi zincir çekerken koyduğumuz zaman çok rahat etmekteyiz. Bakınız. 12 tane trabzanımı da ördüm. Şimdi pembe ayracımdan itibaren e, arkam için olan 20 tane trabzanımı örmeye başlayacağım. Önce 2 tane zincirimi çekiyorum. Kolum için 12 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekelim önümüz için aynı işlemimizi yapmıştık 10 tane trabzanımızı ördük 10. trabzanın üzerinden 2 tane zincirimizi çektik ardından 12 tane trabzanımızı örerek geldim ve 12. trabzanın üzerinden 2 tane zincirimi çektim tekrar tığımın başını doluyorum pembe ayracımı çıkarıyorum ve 20 tane trabzanımı işaretim gelene kadar örüyorum birer birer 20 trabzanımızı örelim arkamız için 20 tane trabzanımı ördüm sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 2 tane zincir 20 trabzanımın üzerine çekiyorum tığımın başını dolayarak kırmızı ayracıma kadar kolum için gerekli olan 12 tane trabzanımı örmeye başlıyorum başını doluyorum ve sıradan takip ediyorum 12 trabzan örerek ilerleyelim kırmızı ayracımıza kadar gelelim 12 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve kırmızımdan sona kadar 10 tane trabzanımı örüyorum. Çıkarıyorum. Birer birer zincirlerimin üzerine batıyorum. Kullandığımız ipe uygun tığlar kullanırsak örgümüz çok daha güzel olacaktır. Lütfen ona dikkat edelim. Kalın tığlarda kalın ipler örelim. İnce tığlarla ince iplerimizi örelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 ve bir tane zincirimiz kalmıştı onu da örüyoruz 10 tane trabzanımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz 10. trabzanı ördükten sonra üzerine 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum bırakıyorum şöyle bir ölçmek istiyorum birinci sıramızı ördükten sonra boyutunun ne kadar olduğunu hemen ölçümü alıyorum uçtan tutuyorum ve sona kadar şöyle tutalım 29 santim uzunluğunda bir uçtan diğer uca kadar şöyle 29. Evet şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza 3 tane zincirimizi çeviriyoruz ve başlıyoruz. İkinci trabzanımın üzerine batırarak trabzanımı ördüm. Sırası ile birer birer trabzanlarımın üzerinden ilerliyorum. herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece trabzanımın üzerine trabzan örerek devam ediyorum. Evet. 10 tane trabzanımızı örmüştük. Hemen saymak istiyorum. Şimdi ikinci sıradaki trabzanımızı. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakınız aşağıda 10 tane trabzan. Yukarıdaki sıramızda 10 tane trabzanımız var. Şimdi e, büyütme işlemi yapacağımız için buradaki iki zincirimizin içerisine iki tane trabzanımızı şimdi öreceğiz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı burada örerek devam edeceğiz. Hem burada hem de bütün diğer iki zincir çekmiş olduğumuz yerde ikinci sıramızın artışları olarak e, örüp devam edeceğiz ve büyüteceğiz. Şimdi 10 trabzanımızı zincir içerisine gelerek ikinci sıramızda 1. 2 toplamda 12 sayısını çıkardık. Hemen iki tane zincirimizi yine çekiyorum. Bir sonraki sıramızda artışlarımızı yapabileceğiz hem de ayrım yerimiz olacak. Tığımın başını doluyorum. iki tane trabzanımı yine zincirimin içerisine örüyorum. Burada 12 tane trabzanımız var. 12 trabzanımıza iki tane ekledik. 14 iki tane de sol tarafından ekleyeceğiz kolumuz 16 trabzana ulaşacak. Şimdi sayalım birlikte bakınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 ve 14 15 zincirin içerisine giriyorum bakınız iki tane 15 ve 16 hemen iki zincir çekiyorum arka için artışıma başlayacağım şimdi bakalım aşağıda 10 tane trabzanımız vardı önün ikinci sıramızda iki tane artışımızı yaparak 12 sayısına ulaştık Kolumuzda 12 trabzan vardı birinci sıramızda. İkinci sıramızda ise iki sağda iki solda olmak üzere 16 trabzan sayısına ulaştık. Şurada arkamız 20 taneydi. İki sağda 22, iki solda 24 tane trabzan sayısına ulaşacağız. Yani her sıramızda hem sağdan hem soldan artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. 2 zincirimden sonra arkam için yapacağım trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, ve 2. 2 tane arttım. Aradaki 20 tane trabzanı birer birer örüyorum. Herhangi bir yere ne iki batıyorum ne de atlıyorum. Birer birer her birisinin üzerine ikili trabzanımı örerek zincirimi çektiğim yere kadar geliyorum. Birer birer trabzanlarımı üzerine örerek alttaki trabzanlarımın hepsini tamamladım. Şimdi zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin olduğu yere tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane artışımı yaptım. 2 artışımı sağ taraftan. Bakınız 2 tane sağ taraftan aradakilerini tüm ördüm. 2 tane de sol taraftan artışımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı kolumun artışı için örüyorum. Ve başlıyorum buradan dümdüz diğer zincire kadar örerek geliyorum ve zincirimizde tekrar artışımızı yapacağız. Şimdi birer birer örelim. Her birisinin üzerine trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. tane trabzanım kaldı. 1 ve 2. Zincirime geldim. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve başını doluyorum. 2. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2. 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Önüm için gerekli olan Evet şöyle bakalım 2 zincir çekmiş olduğumuz her bir bölüm için 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan dümdüz devam ederek geldim 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzanı artış yerimize yaptık dümdüz devam ettik bölümümüzü ve tekrar 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan bakınız 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan tekrar örerek ilerledik. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı ördük ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz sıramın başına geldim 3 tane zincir örerek 2 3 sıramın yönünü çeviriyorum bakınız örgümüzün yönünü 3 zincirli diğer tarafta çektik ve bu yöne yöne döndük ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum şimdi bir öncesi sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz artış yerimizi yani bu iki zincirimize geldiğimiz yerde iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımızı örelim ve dümdüz devam edelim tekrar buraya geldiğimiz zaman iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örelim tekrar ilerleyelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örerek sıramızın sonuna kadar gelelim ve birkaç sıra bu şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde artarak büyütelim robamızı yeleğimin roba kısmını örerek tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıramı ördüm 8 sıramın ölçüsüne bakalım sizle aynı mıyız değil miyiz bir fikir olması açısından 9 santim hemen hemen ya da sekiz da diyebiliriz sekiz buçuk santim yeleğimizin robası şimdi artışlarımıza bakalım hepsinde ikişer artışımızı yaparak tamamladık bakınız iki artış iki artış iki artış baştan itibaren iki artışlarımızla tamamladık şimdi 9. sıramıza başlayalım ben dokuzuncu sıramıza başladım şu taraftaymış ve e, tam kol ayrım yerine kadar örerek geldim bir tane de artışımı yaptım 9. sıramızda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. sıramızı örmeye başladım kolumuzu birleştirme noktamıza geldim şimdi bir tane de trabzanımı zincir yuvasına çektikten sonra şöyle bir artışımı yaptım ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekiyorum kolumuzu şöyle büküyorum diğer artış yerine kadar şöyle kolumuz olduğunu hesaplar isek bakınız burası önümüz buradan diğer tarafa doğru kolumuz ve örgümüz o yöne doğru devam etmekte alıyorum devam eden yöne doğru büküyorum ve zincirimden sonra diğer kol ayrım noktasına gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ikili bir şekilde aradaki boşluğa diğer trabzanlarımın üzerine birer birer örerek devam ediyorum. Diğer kolumuza kadar arkamızı da örerek ilerleyelim. İliğimizin birleştirdikten sonra kol altından arkamızı örerek ilerledim. Ve ayrım yerine kadar geldim. Bir tane trabzanım zincirimin içerisine ördüm. Ve tekrar zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra kolumu şu şekilde diğer artış yerine büküyorum. Şöyle. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve ön kısma geçerek birer birer yeleğimin ön kısmını da tamamlıyorum. Başa kadar sadece trabzanımızı örerek ilerleyelim. Başa kadar ilerledim ve en son trabzanımı ördüm. Şöyle bir görelim yeleğimizi. Her iki kolumuzu birleştirdik. Altlarına beşer zincirimizi çektik ve bir tane de kol altlarına artışımızı yaptıktan sonra yeleğimizin önü bu şekilde hazır oldu şimdi robamızı tamamladık modelimizi uygulamaya başlayabiliriz 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 bitiş yönünde çekiyorum Evet 3 tane zincirimizi çektik ve ilk Trabzanımı yandan girerek dışa kabartıyorum. Burası modelimizin e, düz olarak kullanacağımız yer. Dışa kabartıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir kabarttım yandan girerek iki tane düz örüyorum. İki ayrı trabzana. Ve sıradakini yine yandan giriyorum. Kabartarak örüyorum. İki tane düz trabzanı sırasıyla örüyorum. Sıradaki trabzanı yandan girerek kabartıyorum. Ve sıradaki 2 trabzanımı 1 2 düz olarak örüyorum. Modelimizi 3 tane zincirimizi çektik. 1 tane kabartma 2 düz, 1 kabartma 2 düz, 1 kabartma 2 düz şeklinde Örerek kol altına kadar ilerleyelim. Evet modelimizi kol altımıza kadar örerek geldim. Bir kabarttım iki düz bir kabartma iki düz bir kabartma iki düz şeklinde tam kol altındaki zincirimizin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi beş tane zincir çekmiştik. Buradaki zincirlerimizin hepsine trabzan olarak öreceğiz. Şimdi yan trabzanlarımızı örerken saymaya başlayacağız. Bakınız iki tane düzle bitirmişim. Buradaki trabzanımı kabartma düz tekrar düz sıramızı karıştırmama adına mutlaka saymamız gerekmekte iki düzümü örmüştüm bir kabartma iki düz tekrar kabartma düz ve bu şekilde sayarak yerleştirelim. Bakınız 5 tane trabzanım ördüm. 2 tane düzüm ön taraftaydı. Kabartma 2 düz. Kabartma düz. Hemen arkaya geçmeden yana bir tane daha düzü yapalım yana aynı yerin hemen dibine sıkıştırıyorum düz arkaya geçtiğim yerdeki trabzanımı kabartarak alıyorum burada bir tane artışımı yaptım kolumun altında bir artış düz olarak ördüm ve kabartmamla başladım kabartmamla başladıktan sonra yine modelimin düzenine göre iki tane düz bir yandan kabartı 2 tane düz 1 ve 2 bir yanda kabartı diğer kol altına kadar örerek gelelim arkamızdan modelimizi kurarak örmeye devam ettim tam kol altına geldim arkadan bakınız bir tane düzle bitirdim ve şimdi zincirimi sayıyorum ikinci düzümü örüyorum ikinci düzümü ördüm ve bunu yandan aldığım kabartma diye sayıyorum kabartma iki tane düzün yerine yine düz trabzanımı örüyorum bir tane kabartma ve bir tane şuraya artışımızı yapalım düz diyelim bir tane de burada artışı yaptım şimdi trabzanımın üzerine aynı trabzana bir tane daha batıyorum tekrar düz sıradan kabartı şeklinde örüyorum kabartı iki düz şu kol altında yapmış olduğumuz kısmı bir daha anlatmak istiyorum modelimiz bir kabartı iki düzden oluştuğu için kabartıdan itibaren saymaya başlıyoruz diğer sırada herhangi bir hata olmasın diye Kabartımı ördükten sonra 2 düz, 1 kabartı. 2 düz, 1 kabartı. 2 düz. Bakın kabartıyla devam ediyorum. Şimdi diğer e, önümüzün uç noktasına kadar 2 düz, 1 kabartı şeklinde modelimizi kuralım. Bundan sonrasında daha kolay devam edeceğiz. Yeleğimizi buradan başlayarak modelimizi uygulamaya başladık ve arkadan diğer önümüze kadar geldik. Şöyle bir bakalım. Modelimizde bu kutucuklarımızın sayısının aynı olmasına dikkat edelim. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın tam 8 tane kutucuk sağda 8 tane kutucuk solda var. bir tanesi büyük bir tanesi küçük asla olmasını istemeyiz ee, bu dengemizi kurduktan sonra modelimizi örmeye devam edeceğiz. Yalnız şu uç noktada bir tane trabzanımız eksik kaldı. O eksikliği şu şekilde giderdim. İki tane düzü ayrı ayrı yerlere örmemiz gerekiyordu. Bir tane trabzan sayım eksik olduğu için aynı yere ördüm. Herhangi bir soru yok. Bu şekilde örebilirsiniz. Daha geride de örebilirsiniz. Burada sonuç belli olduğu için hemen örüp ilerleyebilirsiniz. Yanındaki kabartmamı da tamamladıktan sonra en son trabzanıma geldim en son trabzanımı düz olarak örüyorum ve 3 zincirimi çekerek modelimin arkasını çeviriyorum modelimin ardından örmeye başlıyorum şimdi modelimizin ardından ön sırada bir kabartı iki düz olarak örmüştük arka sırada ise iki kabartı 1 düz iki kabartı bir düz şeklinde öreceğiz bakınız düzlerimizi bu sırada kabartı yandan girerek şöyle iki iki bakın çıkarttım bunlar kabartı öreceğiz diğer trabzanlarımızı tepesine batarak düz öreceğiz önümüzde bir kabartı iki düz arkamızda iki kabartı bir düz bu şekilde devam ettireceğiz bakınız şimdi üç tane zincirimi çektikten sonra hemen ön sırada kabartı olarak ördüğüm trabzanımın tepesine batıyorum düz olarak örüyorum ve iki tane düz olarak diğer yönde ördüğüm trabzanımı arka yönde yandan giriyorum kabartılı bir şekilde örüyorum şimdi ikinciye de yandan giriyorum kabartarak görüyorum ön sırada kabarttığım trabzanımı arka sıramda tepesine batarak düz örüyorum yine ön sırada düz olarak ördüm iki trabzanımı arkada yandan girerek dışa doğru kabartıyorum örüyorum. 1 2 Diğer trabzanımı düz Önde düz ördüğüm iki trabzanımı arkada yandan girerek kabartıyorum. 1 2 ve tepesine batıyorum bir trabzanımın ve bu şekilde arkamızı iki kabartı bir düz olarak tamamlayıp bitiriyoruz. Evet modelimizde arka sıramızda tamamladık. Şimdi e, tekrar ön yüze geldim. Arka sıramızda bakınız iki tane kabartı bir düz, iki kabartı bir düz, iki kabartı bir düz olarak ördük. Yani öndeki yaptığımız işlemin tam tersini ördük. Önde bir düz. 2 düz bir kabartı 1 kabartı 2 düz bir kabartı 2 düz yani tam tersi bir şekilde de arkaya uyguladık şimdi önümüze geldik önümüzde 3 tane zincirimi çekiyorum Modelimiz bakın çok 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 kolay. Kenardaki düz 3 zincirimizden sonra hemen ilk trabzanımı yandan girerek kabartı şeklinde örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Yeleğimizin önünde 2 düz, 1 kabartı. 2 düz, 1 kabartı olarak örüyoruz. Kabartımı da örüyorum ve bu şekilde ön kısımda iki düz bir kabartı, arkayı çevirdiğimizde iki kabartı, bir düz şeklinde örelim. Yeleğimiz istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Yeleğim istediğim uzunluk ölçüsüne gelene kadar ördüm. Arkasından ölçelim. Arkadan tepe noktasına bıraktım. Bakınız 26 santim uç noktası. Şimdi yeleğimizin bir tane kolunu ve ön kısmını ördüm. Şimdi ikinci e, ön kısmı ve kolunu da sizlerle birlikte öreceğiz. Yeleğimizin önündeki bu görüntüyü oluşturmak için, lastik görüntüsünü oluşturmak için yukarıdan başlıyorum. Her trabzanımıza ikişer tane trabzan dolduruyorum her birisine ikişer tane ve tekrar geri dönüş yapıyorum. Üçüncü kez geri dönüşümüzü sık iğnemizle yapıyorum. Yeleğimde aşağıdan başlayarak yukarıya doğru her bir trabzanıma ikişer defa doldurarak tamamladım. Şimdi en üst noktadayım. 1, 2, 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Şimdi lastik örgüsü yapmaya başlıyoruz. İlk trabzanın üzerine zincirimi diğer tarafta örmüştüm. Hemen yanındaki ikinci trabzanımı yan taraftan girerek örüyorum. Ve lastiğimi bu şekilde başlatmış oluyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından girerek iterek örüyorum. Sıradakini yandan. Sıradakini arkadan giriyorum. Trabzanımı itiyorum. İçe doğru ve trabzanımı örüyorum. Tekrar yandan giriyorum. Arkadan yandan giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Arkadan girdim. Trabzanımı itirdim. Tığımın başına ipimi dolayarak örüyorum. Arkadan ve yandan arkadan şöyle ipimi yarımlamayı arkadan girerek örüyorum ve yandan girdim. Evet sıra sonuna kadar bir yandan bir arkadan girerek ikinci sıramızı tamamlayalım ve yeleğimizin ön kısmındaki lastik görüntüsüne kavuşalım. Şurada gördüğümüz düzen üzere olacak. iki sıra lastiğimi ördüm. İkinci sıramızı yukarıdan başlayarak geldik. Şimdi tekrar aşağıdayım ve en son zincir çekerek ördüğüm trabzanımı da üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümün üçüncü sırasını örmek üzere çeviriyorum. Çekmiş olduğum bir zinciri hemen yanındaki duran şuradaki trabzanımın üzerine batırıyorum. Ve birer birer trabzanlarımın üzerine girerek sık iğne örmeye başlıyorum. Her birisine bir defa batıyorum. Çok gevşek bırakmayın. Şöyle e, örgümüzü derli toplu duracak şekilde gösterecek olan sıramızdır burası. O yüzden şöyle güzelce ilimiz çok gevşek olmadan ama normal bir sıklıkta örelim. Lastiğimizin uç kısmına toparlayacak olan hareketimizdir bu. Evet şöyle bakalım. Bakınız lastiklerimizin üzerine sık iğne devam ettiğim yer ve lastiğim. Şimdi uç noktaya kadar örerek tamamlayalım ve e, yeleğimizin alt kısmının lastiğini de başlatalım. Burayı tamamladıktan sonra. Yeleğimin önünü. Iki sıra lastik bir sıra sık iğne örerek tamamladım şimdi alt kısmının kenar bandını yapalım ön yüzden başlıyorum ve lastiğimin bakın en son sık iğnemin olduğu yerden giriyorum lastiğimi başlatmak için ve trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 tane zincir çekerek başladım trabzanımın arasına giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum lastiğimden sonra hemen yanına ikinci bir trabzan örüyorum tekrar yandaki şu şekilde yan duran tırabzanıma giriyorum 1 ve 2 ikişer tane trabzan ve baştaki bir zincirimle birlikte toplamda beş tane trabzanımı ördüm buradan sonrası çok daha kolay devam etmekte bakınız şu şekilde açtığım zaman göreceğiz her bir trabzanımızın arasına bir tane trabzanımızı yapalım eğer biraz daha ortaya doğru hani toparlanmasını istiyorsak iki trabzan atlayıp bir trabzan örebiliriz arada bir iki trabzan da atlama yapabiliriz daha derli toplu olması için devam ediyorum hemen yanındakine ve bir sonrakine. Tırabzanlarım araya girmeden trabzan gözlerinin içerisine giriyorum. Ve bütün tırabzanlarımı bu şekilde aldıktan sonra tıpkı buradaki yapmış olduğumuz bir arkadan bir yandan alarak dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar lastiğimizi uzatalım. Aynı şekilde kolumuzu da birer birer trabzanlarımızı alalım kolumuzda da ve e, üç sıra lastiğimizi örerek tamamlayalım. Yeleğimin süsleme kısmı için alt kısmına şöyle bir tavşan ördüm. E, başıyla minik gövdesi ve kuyruğuyla e, şimdi bu tavşanımızı sizlerle birlikte yapmaya başlayalım sihirli halka yaparak başlıyoruz Şöyle uygun bir ip kullandım dilediğiniz renkteki iplerimizle tabii ki örebilirsiniz zincirimizi çekerek başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim halkamın içerisini doldurmaya başlıyorum Tırabzanlarımla. 3 zincirim ile birlikte 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 8'i tekrar örüyorum. 9, 10, 11. şöyle biraz kapatalım 12 13 14 ve 15 tane trabzanımı çekiyorum 15 trabzanımı çekip bu küçük ipimi sıkıştırıyorum ve arayı güzelce kapatıyorum 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin en üst kısmına gelerek batıyorum ve şöyle kapatıyorum. Tam bu noktada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekmiş olduğum 5 zincirden 4.ye gelerek batıyorum. Bakın sadece sık iğne olarak batıyorum. Başını dolamıyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. Başını doluyorum. Bir ileriye geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Başı dolalı bu kez. Ve başını doluyorum, bir ileriye geliyorum, tek seferde çekiyorum, başını doluyorum, bir ileriye devam ediyorum. Kulağını örüyoruz tavşanımızın en son zincir gözüne girdim, tek seferde çektim ve bir trabzan, iki trabzan ileri giderek batıyorum ve sabitliyorum sık iğnemle. Yine 5 tane zincirimizi çekeceğiz. Bakınız kulağımızın bir tanesini yaptık. Kulağımızın biri tamam olduktan sonra ikinci kulağımızı örmek için tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. 4. zincirime geri dönüyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrası zincir gözüne giriyorum. Başı dolalı olan ilmeğimi tek seferde çekiyorum bakın tek seferde çektim tekrar başı dolalı bir ileriye geliyorum tek seferde alıyorum tekrar bir ileri bir ileri geliyoruz bakınız tek seferde çekiyorum ve en son zincirimi de ördükten sonra bir bakın hemen dibine değil diğer sıradaki trabzanımın üzerine Batıyorum şu şekilde elimle de düzeltiyorum. Bakınız kulaklarımızı oluşturdu. Kulaklarımız şöyle yan duracaklar şu şekilde. Bir tane de sık iğne yapıp yandan şöyle giriyorum düğümümüzü atarak kesiyorum tavşanımızın başını bu şekilde tamamladık. Şimdi gövde kısmını örmeye başlayalım. Şöyle bakalım. Bakınız gövde kısmı ise 2, 4, 6, 8, 10. 5 tane trabzanın içerisine her birine ikişer defa örerek e, şu kısma doğru geleceğiz. Ve hemen kulağın dibindeki ilk trabzandan örmeye başlıyoruz. Evet tavşanımın kulaklarını tamamladıktan sonra gövdesini örmeye başlayacağız. Mavi ipimizde mavi ipimi elime hazırladım. Şimdi sayalım yerini tespit etmek için. 1, 2, 3. 3 4 ve 5. trabzandan bakın 5. trabzan boşluğundan başlıyoruz. Şuradan sayıyorum bakın hemen kulağın dibinden 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. yere bağlamış olduğum yani ipimi bağladığım tığımı batırıyorum. Ve 1 diyorum. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir trabzan örüyorum. Ve devam ediyorum. ilerliyorum Tekrar ikinci tırabzanımı aynı yere batıyorum. Bir ileriye iki tırabzanımı örüyorum. Ve tekrar ileri 1 2 2 4 6 8 en son kulağımızın hemen dibine giriyorum. 1 2 iki ikişer ikişer trabzanları örüyorum ve 10 tane trabzan sayısına ulaşıyorum bakınız Şuradaki yapmış olduğum gibi 2 4 6 8 10 şimdi aşağıya bakalım aşağıda en uç noktada döndüğüm yerde iki tane trabzan örüyorum 2 4 6 8 10 ve 11 ön tarafta bir tane kulak tarafında İki tane trabzanla gövdemizi biraz genişletiyoruz. Şimdi burada ilk başlangıcı iki tane olarak örüyorum. Bir, iki, üç. Tığımın başında doluyorum. Hemen dibine bir tane trabzan örüyorum. Diğer bütün trabzanlarımı birer birer ilave ediyorum. Dört, beş, altı, yedi. 8, 9, şöyle 10 ve en son trabzanımın da üzerine batarak şöyle güzelce girelim. 11 trabzanım örüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 2 sırasını bu şekilde ördük. Şöyle çok güzel. Şimdi işleyince falan tabii ki daha bir güzellik kazanacak. Devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bu kez aynı yere iki defa batmıyorum. Tavşanımı kulağına doğru ilerliyorum. Bakınız kulak yönüne doğru. Üçüncü kez birer birer örüyorum. Ve toplamda 11 tane trabzanımı örmüş olacağım. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Evet şöyle. 11. yi de örüyorum. Ve 11. yi ördüğüm yerde 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum. Aynı yere bakın. Bir tane trabzan aynı yere 1 2 tekrar 1 2 3 3 defa da alıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Bir, iki, Şöyle bakalım diğer kuyruğu kaç tane yaptıysak eşit olarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra aynen battığım yere geliyorum. Batıyorum. 1 tane zincirle sıkıştırıp kapatıyorum. Ve bu şekilde tavşanımın da kuyruğunu ördüm. Makasımla şöyle kesiyorum ipimizi çekip arkaya alalım. Burası da tavşanımızın kuyruğunu oluşturan bölümümüz. Bakınız kulağından tarafta. 3 sıra mavimizi ve kuyruğumuzu yaptıktan sonra aynen kenardan başladım. Tekrar kahve köpüğü rengine geçtim. 1 2 iki, tam ikisinin arasına girdim bakınız burada. Çünkü şöyle bir dönüş istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanımı ördükten sonra tam kuyruğumun dibine gelerek şöyle başını doluyorum. Kuyruğun dibine tek seferde çekiyorum. Ve buradan 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şöyle bir yuvarlak geçiş yapıyorum. Başını doladım zincirimden sonra sıradaki trabzana batıyorum. Bakın hemen sıradakine tekrar başını doluyorum tek seferde yine çekiyorum bundan sonra trabzanım örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanım ördükten sonra tekrar başını doluyorum 1 2 3 tane tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çekerek bitiriyorum makasımla kesiyorum şimdi tavşanımızı tamamladım sadece gözleriyle ağzını işleyeceğiz tavşanımın gözünü işlemeye başlıyorum şöyle yukarıdan alıyorum siyah ipimi taktım çok büyük olmadan arkadan çekiyorum Birkaç kere sarma yöntemiyle sararak gözümü dolduruyorum. Bir tane daha geçeyim. Evet, gözümüzü tamamladık. Şimdi Ağzımızı örmek istiyorum. Ağzımızı bakın neredeyse gövde kısmına yakın yapmıştım. Gövde kısmına yakın yine arkadan şu şekilde geçiyorum ve dışa taşırıyorum. Dıştan sararak yapıyorum. Elimle şekillendiriyorum. Sadece bir merkeze giriyorum. O merkez dışında dağılmıyorum. Bakın hep tek merkezdeyim. Elimle yönlendirip aynı yeri tekrar şöyle düzenliyorum. Evet, şöyle asıldıktan sonra kesiyorum. Bir kere daha girmek istiyorum. Evet, ağzımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi kesip tavşanımızı dikmeye hazırlanalım. Evet sevgili arkadaşlar, kenarlarımızın lastiği, kollarımızın lastiği, ön trabzanlarımızı ördüm. Bir tane kırmızı düğme diktim. Tavşanımızı sizlerle birlikte örmüştüm. Bir tane daha tavşan ördüm. Yalnız ikinci tavşanda yani bu taraftaki tavşanda dikkat etmemiz gereken bir e, husus var. Diğerinde hemen kulağının e, bu önden başlayıp kulağa doğru devam etmiştik mavi kısmı buradan kulaktan öne doğru gelir isek yani kulakla kuyruğumuzun aynı yere ve bu yönde olmamasına dikkat edelim. Her ikisini de aynı yaparsak ikisi birbirine karşılıklı değil sırt sırta bakmış olurlar şu şekilde aynı ördüğümüz zaman bakınız bu şekilde olur. Karşıya koyduğumuz zaman sırt sırta bakmış olurlar. Yani kulaklarımızda kuyruğumuzun diğer tarafa gelmesini sağlayalım. Evet bütün aşamalarını yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Boyun kısmını da aynen bakın trabzanlarımızı birer birer alarak ördüm. Sadece artış yerindeki bölüme girmedim. Diğerlerinin hepsini önce bir sıra düz trabzan ve arkasından İkinci sıra bir ters bir düz olacak şekilde ördüm. Şöyle arkasında görelim yeleğimizin gayet güzel bir yelek oldu. Hem kolay hem de çok hoş bir görüntüsü var. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.